Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vallahi sizi görmek bizim için de bir zevk. Çünkü hep bu saatlerde Türkiye'deki bir felaket, dünyadaki bir olağanüstü bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Evet. Nasılsınız? Allah sabır versin diyorum. Yani sizi ekranda her gördüğümde bunu düşünüyorum. Kolay değil işiniz. Evet, her gün iki saat bir şekilde dünyayı, Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyoruz. Kutlarız. Yaşam boyu onur ödülü aldınız. Teşekkür ederim. İstanbul Film Festivali 30. yılını kutluyor bu yıl. Önemli bir ödül çünkü yani İstanbul Film Festivali çok önemli bir festival. Çok saygın ve çok diğerlerinden farklı demeyeyim. Başkaları da tabii çok güzel ama daha bizim, daha evladımız gibi olan, daha belki yakınımız, akrabamız gibi olan bir festivalde evet, böyle bir onur ödülü almak çok mutlu etti beni. Onur ödülü aldınız ama bir konuşma yaptınız. Dört bir yandan ateşi açıldı. Herkes eleştirmeye başladı. Aslında bir bölümünü biz izletelim isterseniz. Biraz üzerine konuşarak başlayalım. Buyurun tabii. Bir de ne törenmiş yani. Bir yandan Metin Akpınar'ın söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Ben magazin programlarında izliyorum. Evet. Bir yandan sizin sözleriniz. Bir bakalım neler söylediğiniz. Buyurun. Ardından ne anlatmak istediğinizi soracağım. Böyle bir onur ödülüne layık görülmek çok büyük mutluluk veriyor bana. Bir kere bir sevincimi daha ifade edeyim. Büyük bir korkuyla geldim. Acaba bir Oscar töreni taklidiyle daha karşılaşacak mıyım diye. Olmadı, çok mutluyum. Emek sinemasının açılmasını, hep açık kalmasını tabii istiyoruz. Biz 1960 yılında Metin Akpınar'la beraber Eminönü Halk Evi'nde Milli Türk Talebe Birliği Birlik Tiyatrosu'nda başladık tiyatro macerasına. Eminönü Halk Evi Milli Türk Talebe Birliği o zaman çağdaş, laik, Atatürkçü bir ilerici talebe teşekkülüydü. Ama bir gün geldi, sahnesinde namaz kıldılar. Tiyatro yaptığımız, provalar yaptığımız sahnede namaz kılındı. Emek sineması açılacaksa film göstermek, insanlar sinema seyretsinler diye açılsın. Sahnesinde namaz kılınacaksa hiç açılmasın daha iyi. Evet, çok konuşuldu, tartışıldı. Hatta şöyle oldu sanal dünyada. Yahu Zeki Müren, özür dilerim, Zeki Alasya namaz kılmaya mı karşı? Yani nedir bu? Hani bu sözler nereden çıktı? Biraz anlatır mısınız? Evet. Zeki Bey. Tabii yani ben bu sözleri söylerken gerçekten böyle yorumlanacağını düşünmedim. Hiç aklınıza gelmedi? Hiç aklıma gelmedi. Çünkü yani beni bilen biliyor diye düşündüm. Olay şudur. Bu bahsettiğim Milli Türk Talebe Birliği olayı benim İçimi çok acıtan bir olaydır. Gençliğimden beri, hatta diyebiliriz ki çocukluktan ilk ayrılıp hani gençliğe doğru adım attığımdan beri en çok takıldığım olayların başında bu gelir. Ben inançlı biriyim. İbadetin çok kutsal olduğunu, namaz kılmanın, yani İslami gereklerin hepsinin çok gerekli ve kutsal olduğunu iyi bilen biriyim. Kalkar öyle bir laf söyler miyim? Evet. Yani. Ama bir şeye tahammülüm yok. Dediğim gibi çocukluğumdan beri bir şeye tahammülüm yok. İbadet kulla Allah arasında kalması gereken çok kutsal bir olaydır. İbadet kutsaldır ama bu şartla çok önemli bir şey bu. Altını çiziyorum. Allah'la kul arasında bir kutsallığı vardır onun. Herkes görsün, herkes bilsin diye, herkes görüp prim versin diye. Bu prim nedir bilmiyorum. Siyasal bir çıkardır belki. Bir biçimde ben bak işte bu kadar dindar bir adamım diye bir şey, bir çıkar umuduyla yapılan bir şeydir. Ne olursa olsun buna karşıyım. Peki bu olay nedir? Hani Milli Türk Talebe Birliği'nde dediğim gibi çağdaş Atatürkçü bir kuruluş vardı. Kaç yılında oluyor olaylar? 1960'ı takip eden yıllarda. Evet. Eminönü Halk Evi, o meşhur Eminönü Halk Evi. Ben amatör olarak orada başladım. Metin de orada başladı. Biz başladığımızda da son derece aklı başında oyunlar oynadık o sahnede. Müsahipzadelerden oyunlar oynadık. Yabancı oyunlardan çok güzel örnekler verdik. Ve daha sonra tiyatroda başarılı olmuşsak o Milli Türk Talebe Birliği Birlik Tiyatrosu günlerinin çok etkisi vardır. Bir zaman geçti. Olabilir. Dinci talebeler, dinci öğrenciler
Milli Türk Talebe Birliği'ni ellerine geçirdiler. Olabilir, bir şey demiyorum. Ama ibadetin belli kuralları vardır. Belli yerlerde yapılır. Eminönü Halk Evi biliyorsunuz şeydedir, Cağaloğlu'ndadır. Evet. Cağaloğlu'nda o noktaya yakın bir tanesi de Sultanahmet Camii olmak üzere. Biliyorsunuz Selahattin camilerden biridir. 5-6 tane çok büyük cami vardır. İbadet orada kuralında yapılabilir. Peki ne oldu? O dönem orada yapılmadı. Hayır, sahnede burada mi? Bizim sahnemizde, tiyatro yaptığımız, prova yaptığımız sahnemizde toplu namaz kıldılar. Kaç yıl? Bunu birilerine 67'lerde, 66'larda falan. Niye net yapıyorlar böyle bir şey? Eylem mi yani? Gösteri. Bilmiyorum ki. Ama bu benim, bir de balkonu vardır onun, küçücük bir balkon. O balkonun kenarından izlediğim ve çok içimi acıtan bir olay. Ben şimdi gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Seyirci mi var o sırada sana? Hayır, yok yok. Hiçbir şey yok. Ama orayı bir ibadethane gibi kullanıyor. Mescide çevirdiler. Mescide çevirdiler. Ama diyorum bakın, öyle bir yerde olabilir ki bu bina, çevrede hiçbir ibadet edecek yer yoktur. Eğer yazsa çıkar bahçede ibadet edersin. Evet. Doğayla baş başa ibadet edilir. Kutsaldır. Evet. Ama diyorum size, bir adım mesafesinde Sultanahmet Camii var. Nur Osmaniye Camii var. Bir sürü cami var o civarda. Hayır, bu bir gösteridir. Evet. Bu bir tavırdır. Politik bir tavırdır. Birilerine bir şey, mesaj atmaktır. Bu beni çok üzer. Şimdi mütemadiyen son günlerde de bu emek sineması, emek sineması, işte emek sineması açılsın, emek sinemasında film gösterilsin. Çok da önemsemiyorum, onu da söyleyeyim. Neden? Bir yerlerde film gösterilsin. Bu emek sineması olur. Mehmet sineması olur, Ahmet sineması olur. Dört duvar bir dam, bir makine, bir perdedir. Önemli olan sinemadır. Önemli olan film göstermektir. Biraz nostaljik takılıyorlar. Çok güzel günlerimiz geçti gerçekten. Evet. Hele benim abim orada çalıştığı için, emekli sandığının şeyi olarak, muhasebe müdürü olarak, bende daha da fazla etkilendiğim bir şeyi var. Başka yanı var emek sinemasının. Ama emek sineması eğer, çünkü sahibi var emek sinemasının, belediye eğer satın almazsa, bu tavrı göstermezse, emek sinemasına adam, ben para kazanmıyorum bu işten, başka bir yerden para kazanacağım dediği zaman, serbest rekabet, bir şey yapamazsınız. Evet. Yani. Ama önemli olan, o içimi acıtan olay var ya, o içimi acıtan olaya bir örnek vermek için söyledim bunu. Yoksa yani ibadetin kutsallığını, namaz kılmanın önemini nasıl yatsıyabilirim orada, yani ben? Benim de tuhaf karşıladığım şu oldu. Emek sineması bugüne kadar yapılan tartışmalarda hep bir ranta kurban gidiyor diye, evet, konuşuldu. Evet, ranta kurban gidiyor. Yani alışveriş merkezi olacak. Hatta tamam, biz burada da tanıştık. İşte alacaklar onu dördüncü kata taşımayı düşünüyorlar. Mimari bir facia olacağı konuşuluyor. Tamam. Ama hiç kimse bugüne kadar bir hani namaz kılınacak, burası mescit yapılacak demedi. O belki bir şaşkınlık bakın, yarattı. Ha, sizin bu sözleriniz hani nereden çıktı, ne alakalı? Ben tiyatrocuyum. Benim sözlerimde birebir bir gerçeğin ifadesinden çok bir sembolizma var. Yani önemli olan bir yerin sinema olarak kullanılması. Yoksa o çok sevdiğiniz yer. Çünkü şey benim için çok önemliydi. Eminönü Halk Evi benim için çok önemliydi. Diğer bütün halk evlerinin benim için önemli olduğu gibi. Nasıl Eminönü Halk Evi böyle bir noktaya geldiyse, yani böyle bir şey olacaksa hiç olmasın anlamında bir sembolizma yaptım. Ama İsteyenler istedikleri yere çektiler. Pişman oldunuz mu, size tepkiler geldi mi? Yani? Çünkü tabii pişman oldum. Öyle yani, bir bıçak sırtı bir konu ki bu. Yani bir anda kendinizi Türkiye gibi bir ülkede din düşmanı olarak bulabileceğiniz bir konu. Hani nitelendirebileceğiniz. Efendim bakın, şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Din düşmanı olmadığımı, inançlı biri olduğumu, temiz bir Müslüman olduğumu bilen biliyor. Ve bilenlerin sayısı ve sevenlerin sayısı bu üstüme gelip, yalan yanlış bir takım olaylarla beni hedef gösterenlerden bereket ki çok daha fazla. Ha, iyice demagojisi yapıldı. İşte Zeki Bey mesela filmlerde namaz sahnesi olmasın mı? Yok işte tiyatroda olmayacak mı? Yani artık iyice ne? Abartarak artık yani bazı şeyleri siz, yani siz bir sözünüz bir anda bir çığa dönüşüyor, evet, böyle. Ne söylerseniz söyleyin, birileri kendi istedikleri gibi düşünmek ve de belli yerlere çekmek eğilimindeler. Yanlış. Ama bu imkanı verdiniz. Düşündüklerimi anlatmak imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. İnançlı biriyim. İbadetin kutsal olduğuna inanıyorum. İbadet ediyorum. O Allah'la benim aramda. Birilerine göstermek için hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Evet.